Harika bir video hazırladık size. Sevgili Furkan var ama birazdan 4 kişi olacağız ve 2 takım halinde yarışacağız. Ne yapacağız? Teknolojik terimleri karşı tarafın duymasını sağlayacağız. Ama duymasını da biraz zorlaştıracağız. Nasıl yapacağız bunu? Elimizde bir kulaklık var. Bu kulaklık hem dışarıdaki gürültüyü engelliyor. Active Noise Cancelling ya da ANC diye de gördüğümüz bir özelliği var. Bu kulaklığı takacağız. Bir de güzel müzik vereceğiz. Sonuna kadar da açacağız. Aktif gürültü engellemede açık olacak. Karşıdaki kişi bir kavanoz hazırladık. Hemen şunu göstereyim size. Bu kavanozla hazırladığımız terimlerden bir tanesini seçecek. Kulaklığı takan kişi de ne söylendiğini bilmeye çalışacak arkadaşlar. Kaybedenler kazananlara yemek ısmarlayacak. Keyifli bir yarışma yapalım istedik. Hazırsanız başlayalım. Çalıyor mu? Ama iki kelime abi ya. Hani bir kelime seçecektik. Ekran kartı. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. İnternet. Abi başka bir şey sor. Trey. Trey. X-ray. Tamam geç. X. Anlamıyorum. Ya. Yarışmaya başlamadan önce sahip olduğumuz kulaklık hakkında kısa bir bilgi verelim. Sonrasında da keyifli yarışmaya başlayalım. Bu kulaklığı sevgili Furkan kullandı. Merak edilen bazı özellikler var. Furkan, bu özelliklerin başında acaba tasarım nasıl? Bu var. Ne demek istersin? Tasarım konusunu ben çok fazla sevdim. Çünkü kulaklığı uzun süre kullanan bir insanım. Özellikle yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bu konu. Eğer bu kulaklık abi kulağı tam bir şekilde kaplamıyorsa terletiyor. Özellikle yaz ayında terletiyor. Bir de bu yukarıdaki pedler var abi. Böyle kulağa takıyorsun. Plastiği de sersem gıcır gıcır böyle kulağında çok kötü bir hissiyat yaratıyor. Ben onu kesinlikle sevmiyorum. Philips'teki en iyi yönü abi şöyle göstereyim. Kulağıma tam oturdu ve kulağım zaten pasif bir şekilde gürültü engellemeye başladı bile. Şurada çok yumuşak bir deri var abi. Şöyle göstereyim sana da. Bayağı böyle kafamı sardı, sarmaladı. Çok hoşuma gitti yani. Benim de daha önceki incelemelerden hatırlayanlar olacaktır. Böyle üst tarafa baskı yapınca ben biraz koca kafalı bir insanım. Ağrı yapabiliyor. Neden bunu söyledim? Çünkü oyun severler çok uzun süre bu kulaklıkları kullanıyorlar. Ve uzun süre boyunca performans, konfor devam etmesi lazım. Seyahati söyledik, oyunu söyledik. Bir de sen spora da başladın. Evet. Düzenli de gidiyorsun. Evet. Ben de tekrar düzenli başlayacağım. Sporda da bu kulaklığı kullandın mı? Kulaklığı kullandım. İşin en güzel tarafı şu, spor salonunuz güzel bir müzik seçmiyorsa ve siz o müziği sevmiyorsanız gerçekten çok fazla işe yarıyor. Özellikle koşu bandındayken böyle diyelim ki film izleyeceğim, müzik dinleyeceğim ya da bir röportaj dinliyorum. Arkadaki müzik o kadar bastırıyor ki normal kulaklıklarda karşıdaki kişinin sesini duyamıyorum. Ama aktif gürültü engelleyici ile beraber hem de zaten dediğim gibi pasif bir şekilde taktığım zaman direkt olay bitiyor. Sporda da bayağı işe yaradı yani. Bir diğer konuda tabii ki şarj. Bu kablosuz bir kulaklık olduğu için şarj ediliyor ve belli bir süre kullanılıyor. Daha sonra tekrar şarj etmeniz lazım. Bu süre ne kadar uzun olursa o kadar iyi bizim için. Elimizdeki kulaklık diyelim ki günde 4 saat bu kulaklık kafanızda. 4 saat bayağı iyi bir zaman. İyi bir süre İstanbul'da da yaşıyorsak. 4 saat kullandığınızda yaklaşık 7 gün bu kulaklığı şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Çünkü 30 saate yakın Active Noise Cancelling kapalı olduğunda böyle bir kullanım imkanı var. Ve bir hafta sonra şarj ediyorsunuz. Tabi aradan bir hafta geçeceği için bazen de şarj etmeyi unutabilirsiniz. Ve çok acil lazım olduğunda şöyle de bir durum var. 5 dakika şarj ettiğinizde 2 saat boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz. 15 dakika şarj ederseniz de 6 saat boyunca oyun oynarken de yine bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Tabi bir ekleme yapmam gerekiyor. Gönül isterdi ki Type-C ara birimiyle şarj olsun. Ama bu kulaklık micro USB ile şarj alıyor. O nedenle çantanızda bu kabloyu taşımanızda fayda var. Belki dizüstü bilgisayarınızın şarj aletiyle şarj edebilir miyim diyebilirsiniz. Powerbank'te o kabloya ihtiyacınız var. Bunu söylemiş olalım. Merak edilen bir diğer konu da bütçe. Çünkü Active Noise Cancelling özelliği olan bir kulaklık dediğimiz zaman bütçeyi biraz arttırmamız gerekiyor. Bu kulaklığın fiyatı hakkında bilgiyi de açıklama kısmındaki linke bırakıyoruz. Çünkü fiyatlar değişebildiği için linke bırakıp siz tıklasanız daha iyi olur. Güvenle satın alabileceğiniz yerlere yönlendirme yapabiliyoruz sevgili dostlar. Ve bununla beraber aslında Active Noise Cancelling kimler için, neden? Onun da kısa bir cevabını ver. Benim gibi böyle karşı kıtadan karşı kıtaya gidiyorsan, metrobüse biniyorsan abi, metroya biniyorsan gerçekten işe yarıyor. Çünkü o metronun, metrobüsün gürültüsünü kesinlikle yok ediyor. Eğer uzun saatler uçak yolculuğu yapacaksanız da uçağın gürültüsünü de tamamen yok ediyor. Active Noise Cancelling bunun gibi özellikler sayesinde
pasif bir şekilde, aktif bir şekilde de gürültüyü engellemeye yarıyor. Şöyle de bir şey var, dediğim gibi yani o ince sesler kaybolabiliyor. Birisi konuşurken bir detay varsa kaybolabiliyor. Ama böyle gürültüyü engelleyen bir teknoloji her zaman için işe yarıyor. Ve dediğin gibi abi bütçe dostu olması gerekiyor. Elinde de öyle bir kulaklık var. Bununla beraber bir diğer konu da, acaba kolay taşınabiliyor mu? Tabii ki kolay taşıyabiliyorsunuz. Çünkü kutunun içerisinden çok güzel bir taşıma kılıfı çıkıyor. Çantanızın içine atabilirsiniz. Çünkü bir kere aldıktan sonra uzun süre kullanmak istiyoruz. O nedenle iyi bakmamız lazım. Lütfen siz de bir tane edinirseniz iyi bakın. O kılıfı yanınızda taşıyın. Bir diğer konuda merak ediyorlar çünkü. İşte ben bunu kullanıyorum. Bana bir çağrı geldi. Vay işte ben bunu çıkartayım. Telefonla konuşayım. Böyle bir şey istemiyorum. Telefonla konuşurken bunu kullanmak istiyorum. Ya da oyunlarda mikrofon olarak ben bunu kullanmak istiyorum. Karşı ekibimle haberleşmek için diyenler var. Mikrofon için ne diyorsun? Mikrofon dahili bir şekilde var, işe yarıyor ama işin en güzel tarafı şu, üstündeki dokunmatik tuşlar sayesinde, aslında tuş yok, tamamen sade bir yüzey var. Burası sayesinde abi sesli asistanı uyandırabiliyorsun. Diyelim ki koşuyorsun, koşu bandındasın ya da yolda yürürken anneni aramak istiyorsun. Üstüne böyle dokunuyorsun abi, sesli asistan seni dinlemeye başlıyor. Diyorsun ki annemi ara, hiç telefona bakmadan anneni arayabiliyorsun, konuşmanı yapabiliyor, sonra da kapatıyorsun, hayat kolaylaşıyor. Peki işte böyle bir kulaklığı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi yarışma vakti. Ben Batuhan'la birlikte yarışacağım. Furkan da Ebru'yu yanına alacak. Toplamda 4 kişi yarışacağız. Batuhan gel abi. Batuhan geldi. Şimdi bize 1 dakikalık bir süre verecekler. 1 dakikada ne kadar fazla kelime bilirsek o kadar iyi olacak. Başlayacağız. Kronometreyi sevgili Furkan tutacak. Hadi Furkan başlayalım. 3, 2, 1. Hemen başlıyorum. Chipset. 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 Helal. Kamera. Kamera. Oğlum çok iyi lan. Şarkı çalıyor mu gerçekten? Yuh. Konnektör. Konnektör. Oğlum çok iyi. 3. Şarkının çaldığını mısın? Mouse. Mouse. Evet. 4. Devam ediyoruz. Lens. 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 T. Lens. Lens. Test. Pas. Drone. 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 Sios. Bios. Sios ne oğlum lan? Sios diye bir şey mi var? Bu ne ya? Bluetooth. Bluetooth. Şu an yok. Gitti yok. Doldu mu ya? Kaç tane bildik? Ya başta çok iyiydi ya. Vallahi tebrikler. Şimdi sıra sizde. 1, 2, 3. Başla. Ray tracing. Ray. Ray. Renk. Ray. 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 Bir ray. Ray. Tray. 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 X-ray. Tamam geç. Klima. Sinema. Klima. Klima. Evet, bir. Flash. 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 Evet, iki. Çünkü ya. Mousepad. Mousepad. Evet. Üç, hayır, bizi geçmeyin. Overclock. Overclock. Geç. Sonra 15 saniye. Hard disk. Hard disk. Hard disk. Geç. Aynı geliyor. Airdrop. Air. 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 Anlamıyorum. Bitti. Ya. Keyifli yarışmanın sonuna geldik. Kazanan biz olduk. Bir farkla kazandık. Belki de şanslıydık. Tam bilemiyorum. Sizden gelen yorumlara göre bu seriyi devam ettirebiliriz. Eğlenceli olduğunu düşünüyoruz. Format hakkında görüşlerinizi yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Yeni videodan da anında haberdar olmak için aşağıdaki bildirimleri açabilirsiniz. Abone olduktan sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.